Evet, en son Silsetül Lisan kitapları üzerinde ilerliyorduk. Tabii Silsetül Lisan bir dil eğitim serisi arkadaşlar. Yani 8 artı bir kitaptan oluşuyor. Biz önce ilk ne denir hazırlık, daha sonra da başlangıç kitaplarını bitirdik. Orta seviye kitabın birincisinin 4 ünitesinde bitirmiş olduk. Dolayısıyla yolun çoğu bitti. Yolun azı kaldı ama tabii şu son iki kitap ağırlığı nispetiyle terazide bunları dengeliyor. Dolayısıyla bu dönem bu kitaptan başlayarak şu kitapları da inşallah hayırlısıyla bitirmiş olacağız. Evet, o yeşil kitaplardan birincisinin 5. ünitesi arkadaşlar mesleklerle ilgili gördüğünüz gibi mihen ve amel demiş. Tabii en başta yine mesleklerle ilgili konular geldi ama basit seviyeydi. Şu an biraz daha işin ciddi boyutuna bakılacak. Evet. Bir gazetecilikle ilgili konumuz var. İki de oyunculukla ilgili iki meslek üzerinde farklı bir bakış açısıyla ilerleyeceğiz. Evet, ilk konumuz gazetecilik üzerine arkadaşlar. Evet, var mı aramızda gazeteciliğe merak salan, gazeteci yakını olan, gazeteciliği az çok yorumlayan, nasıl görüyorsunuz, gözünüzde gazetecilik nasıl, keyifli mi, zor mu? İlahiyat olmasaydı gazeteci olmak isterdim diyen gibi gibi. Var mı herhangi bir arkadaşımız? Ki günümüzde artık herkes gazeteci gibi davranıyor. Yani elinde telefon bir olay gördüğü zaman çekiyorlar. Yani böyle bireysel anlamda önemli bir an yakalayan var mı? Evet, şu an 30 kadar arkadaşımız var. Arkadaşlarımız sessizliği tercih ediyor. Evet. Dolayısıyla biz o zaman etkileşimsiz yola devam ederiz. Etkileşimi arttırmaya çalışıyoruz. Etkileşim sizden de bir şeyler gelmesi lazım. Evet, gazetecilik olarak şöyle bir konuya geçmeden önce gazetecilik nedir? Bir bakalım. Kafamızda ne canlanmalı? Burada anlatılmış kısaca. Bir görelim bakalım. Evet, şunu şeyle açayım. Bununla sıkıntı olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bunu küçülteceğim. %25 oranı diye bir şey varmış. Evet, şu an diyor herkesin bildiği bir meslekle ilgili size bilgiler aktaracağım. Evet, bu meslek ne olarak biliniyor? Mihnetül metaib. Sıkıntılar, yorgunluklar mesleği. Veyahut da dördüncü kuvvet. Yani mesela işte gazetecilik dördüncü kuvvet demiş. Mesela ne olabilir? İnsanları etkileyen kuvvet olarak siyaset olabilir. Ne bileyim, medya olabilir, internet olabilir. Dördüncü kuvvet olarak da arkadaşlar gazetecilik. Yani insanları, toplumu etkileme babında böyle bir terim var. Mihnetin Meşak, zorluk mesleği. meşak. Evet, tabii ki ne olduğunu biliyorsunuz. Tabana Evet, es-sahafe. Evet, başlığımız arkadaşlar. Es-sahafe, gazetecilik. Daha önce bununla ilgili neyi gördük? Sahife. Sahife, gazete demek. Sahafiyün. Sahafiyün ise gazeteci demek arkadaşlar. Burada yazmışım. Bakabilirsiniz. Es-sahafe. Gazetecilik, bu işi yapana sahafiyyün, gazeteci diyoruz.
haberi yayınladığı yer ise sahifetün suhuf, gazete diyoruz. سنتعرف على اكثر تفاصيل حول هذه المهنه. Evet, şimdi bununla ilgili daha fazla bilgi vereceğiz. بعد هذا الفاصل. Evet, aradan sonra. الصحافه هي مهنه قائمه على جمع الاخبار وتحليلها. Evet, yani gazetecilikle ilgili bir noktaya değindi. Burada önemli olan ne? Haber. Haber bulmak, haber getirmek. Ve tahlil. Yani bu haberleri de yani gördüğün gibi hemen kabul etmek değil. Onları analiz etmek. Onları bir süzgeçten geçirmek. Ve mıstakiyye, yani güvenilirliğine bakmak. Yani her duyduğun şeyi haber olarak sunmamak. Yani mesela daha dün ne oldu arkadaşlar? Eskişehir'de bir cinayet işlenmiş. Evde ana baba bir çocuk ölü. Hemen haberciler ne olarak yayın yaptı? İşte onun üvey oğlu varmış. Muhtemelen aileyi o öldürmüş dediler. Ama şimdi ortaya çıktı. Ortağı öldürmüş üçünü. Yani dolayısıyla yani doğru habercilik nedir? Kaynağını doğru tespit edip haber yapmaktır. Yoksa suçsuz insan da hedef olur. Ve bunu ne yapıyorsun? Daha sonra bu işlemlerden geçirdikten sonra takdimul cumhur, yani izleyicilere sunuyorsun. Evet, çoğunlukla müteallik, alakalı oluyor bu haberlerle, yeni olaylarla ilgili oluyor. Yani gidip 10 sene önceki, 100 sene önceki olaylar çok irdelenmiyor. Asıl anda olan olaylar ilgili. Sevan kanat siyasiye. Evet, bu olaylar, yani habere konu olan konular ne olabiliyor? Siyasi, yani siyasetle ilgili. Fakafiye. Fakafi, kültürel. Mahalliye. Mahalli, yerel. Mesela Kütahya'da Kütahya TV var. Kütahya gazetesi var. Yani orada bile bir haber döngüsü var. Ev riyadiye ve hatta riyadiye, spor vesaire, birçok konuda gazetecilik faaliyetleri olabilir. وتعد الصحافه غذاء الفكر. Evet, gazetecilik ne sayılıyor? غذاءً للفكر. Yani gıda, düşünceye bir gıda. ليومي للإنسان. Evet, insanın günlük düşüncesini geliştiren bir gıda oluyor. Haberleri takip ederek sürekli insan zihninde bir fikirsel ilerleme. فهي تتيح له معرفة ما يدور حوله من مستجدات الأحداث. Evet, yani etrafında vuku bulan şeyleri değerlendirme fırsatı oluyor. في مختلف شؤون الحياة. في مختلف شؤون الحياة, yani hayatın birçok alanıyla ilgili. ترجع بعض المصادر تاريخ. Evet, bazı kaynaklar gazeteciliği, şimdi tarihini ele alacak arkadaşlar. Şunu da açalım. Neredeydi? Kendimizi görelim. Ekranda var mıyız biz? Ha, varmışız, evet. Yaşlanmış mıyım iki haftada arkadaşlar? Nasılım? İki hafta sonra hocanızı nasıl buldunuz? Daha iyi hocam. Dinlenmişsiniz. Dinlenmiş miyim? Allah Allah. Evet. Yoldan geldim. Yani öyle biraz görünüyorsunuz. Yoldan geldim, biraz böyle sanki şeyim düşmüş gibi, modum düşmüş gibi duruyor ama iyi görünüyorsak size elhamdülillah. Evet. İlk zuhur-i sahafe ile zaman-ı Babiliyin. Evet, ilk gazetecilik Babiliyin, Babililere gidiyormuş. Araştırmalara göre. Heyzu ennehum ayyanu katiben li tescili ehemmil ahdâsil yevmiyye. Evet, ehemmil ahdâsil yevmiyye. Onlar günlük önemli olayları kaydetmesi için bir yazıcı tayin etmişler. Fi evvelil karni sadis aşar. Evet, 16. yüzyılda ise karın, asır demek. Bede'et tibahatul akhbari vel i'lanat fi. Evet, yani haberlerin basımı, tıba'a, yani matbaa faaliyeti başlıyor. Medinet Mainz'il Almanya. İlk nerede oluyor? İşte Almanya'nın bir şehrinde. Ba'de ihtira'i tabi'a. Evet, neyden sonra? Matbaanın icadından sonra. Hatta bata tevzi'u suhufi'l matbu'a.
Evet, daha sonra tevzi'. Gazetelerin dağıtımı başlıyor. An 65,400,000. Evet, tarihini veriyor burada. Asbahat el-akhbar tutba'u bi sifatin devriye. Evet, devri. Yani artık o tarihten sonra gazeteler periyodik olarak, yani günlük, haftalık, aylık basım sürecine giriyor. ثم انتشرت الصحافة في أوروبا وأمريكا في القرنين السابع والثامن. Evet, daha sonra 17. 18. asırda Avrupa'da, Amerika'da gazetecilik yayılıyor. وكانت الثورة الفرنسية حافزة. الثورة Fransız ihtilali. لظهور ما يسمى بالصحافة الحديثة. Evet, Fransız devriminden sonra sahafetül hadise, modern gazetecilik başlıyor. للصحافة ستة ميادين رئيسية. Evet, gazeteciliğin 6 temel unsuru vardır. سنذكرها على عجالة. Evet, şimdi onları size söyleyeceğiz. وهي الإذاعة. Evet, الإذاعة, radyo. التلفزيون, الصحف. Suhuf, gazeteler. المجلات. Dergi. وكالة الأنباء. Evet, haber ajansı, وكالة الأنباء. والميدان الذي ظهر مؤخرا وهو الصحافة الإلكترونية. Evet, son zamanlarda, yakın zamanda ortaya çıkan sosyal medya, elektronik medya. تعد مؤسسات الإعلام جزءا مهما من مجتمعنا. Evet, yani medya toplumun unsurlarından biri sayılmakta. سواء كانت محطات إذاعية أو تلفزيونية. İster radyo olsun, ister televizyon olsun. أو صحف وغيرها. İster gazete olsun, diğerleri olsun, fark etmez. وتتجلى مهمة هذه المؤسسات في كشف الحقيقة والقيام بدورها التربوي التعليمي. Evet, bunlar haberi ortaya çıkardığı gibi eğitsel, kültürel والتثقيفي كذلك. Rolleri de ne yapıyorlar? Yerine getiriyorlar. وترك كل ما يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة. Ve ahlaka uymayan, gazeteciliğe uymayan şeyi terk ediyor. وذلك بعدم بث الشائعات. Bunu nasıl yapıyor? Şaiat, yani dedikoduların yayılmamasını, onun revaç bulmamasını sağlaması gerekir diyor. Tabii böyle değil. ترويج لها الابتعاد عن تلفيق الأخبار. Evet. Yani yalan haberlerden uzak durmak ve onu kaynağında araştırması gerekiyor. Yani gazetecilik ahlakı gereği bunlardan uzak durmak lazım. جلبها من مصدرها نقل الخبر بمصداقية. Evet, yani bir haberi aldığımızda müstakiye, tam bir doğrulukla almamız lazım diyor. Öyle oradan buradan kulaktan duymayla haber olmaz, yoksa itibar suikastı olabiliyor. Kamila. وتجنب كل ما يثير العنف. Ve neyden çekineceğiz? Unf, şiddete sebep olan haberlerden. Veyahut da kerahiye, nefrete. Yani toplumda nefret ve şiddet uyandıran haberlerden uzak durmak lazım. Kerahiye fil mujtema. La taqtasiru mihnetu s-sihafa ala ma zekertuhu selefen. Evet, gazetecilik az önce bahsettiğimiz konularla sınırlı değildir. Bel hiye bahrun bel evsa min zelike bi kethir. Belki de bir denizdir. Belki ondan daha büyük bir şeydir. وَلِذَٰلِكَ تُعَدُّ مِهْنَةِ الصِّحَافَةِ. Evet, bu yüzden gazetecilik ne sayılmaktadır? مِهْنَةً شَاقَّ. Şaka, yani yorucu bir meslek. وَشَيِّقَ. وَشَيِّقْ, teşvik edici. İkisi bir arada. Evet, gazeteciliği birçok yönüyle ele alan bir video dinledik arkadaşlar. Şimdi metnimiz burası. Metnimize geçmeden önce bir kelimelerimize bakalım. Bizi ilgilendiren kelimelerimiz neler? Evet, demin söylemiştik arkadaşlar, gazetecilikle ilgili kelimelerimiz burada. Daha sonra ana yuani'den sıkıntı çekmek olarak kullanıyoruz. Musavvir. Musavvir arkadaşlar, savvara suretten geliyor. Suret resim demek. Savvara resim çekmek. Musavvir ise resim, video çeken, yani suret çeken anlamında. Aynı zamanda Allah'ın da bir ismi var böyle, değil mi? Nerede geçiyordu? Haşr suresinde mi? Estaizu billah huvallahul halikul bari'ul musavviru lehul esmaul husna. Yani Rabbimiz bizim de
resmimizi, videomuzu, kaydımızı, her şeyimizi çekiyor. O yüzden bir isim de ne? Musavvir. Et murasil. Arkadaşlar murasil kelimesi, bakınız, rasele, yani ersele, göndermek kelimesinden geliyor, muhabir. Tabi burada şu durum ortaya çıkıyor. Gazeteci ile muhabir arasındaki fark ne? Bilen var mı? Gazeteci ile muhabir arasındaki farkı. Hocam tam olarak bilmiyorum ama muhabir sadece röportaj mı yapıyordu? Öyle sanki hatırlıyorum ama. Gazeteci daha alanı geniş gibi sanki. Yanlış mı? Evet, güzel. Bence şeye yakın. Tabii farklı yorumlar var ama kelime kökünden yola çıkabilirsiniz. Muhabir haber diyor, bak, haber. Yani muhabir sadece işin haber kısmında. Yani murasil, gönderen. Gazeteci ise araştıran. Ha, muhabir habere ulaşıyor ama haberi çok böyle ne denir, analiz edip yorumlayıp onu gazetede yayınlama falan kısmında değil. Gazeteci ise muhabirden gelen haberi alıyor, araştırıyor, kuruyor, tahlil ediyor, gazetede yayınlıyor, sunuyor falan. Yani gazetecilik aslında muhabirliği de kapsayan bir şey. Muhabir sadece haber peşinde koşan kişi olarak düşünebiliriz. Evet, kari. Bir de gazeteci ve muhabirlerin sunduğu olayları takip edenler. Kari, okuyucu. Müstemi, dinleyici. Müşahit ise izleyici olarak düşünebiliriz. Te'arrada li. Önemli arkadaşlar. Genellikle sınavlarda sorulması tercih ediliyor. Hangi harfi cerle kullanıldığı. Maruz kalmak şeklinde yazmışız. Yine hapis kelimesiyle ilgili farklı kelimeler. Secnün arkadaşlar hapsetmek. Sicin, hapishane. Secin ise nedir? Tutuklu şeklinde. Üçü de aynı kökten gelmiş. Azzebe yu'azzibu te'azib. Azap Türkçe'ye geçmiş. Azap etmek, işkence etmek şeklinde. Ev kafe. Daha önce biz vakafe, durmak olarak gördük ama başında elif var. Bu normalde tek başına ev kafe durdurmak ama anla kullanılırsa den alıkoymak şeklinde yorumlayabiliriz. Mübaşaraten doğrudan canlı anlamı var. Vecehe normalde elifsiz ve çün yüz demek. Vecehe yüzleşmek yani karşılaşmak olarak yorumlayabiliriz. İsabetün yaralanma, vurulma. Hatarun ahtar ve hatta mahtarun mahatır. Şu iki bölgeyle bu iki bölge aynı tehlike demek. Daha sonra şu tabirler önemli arkadaşlar. Şurada hatarayla bahha ve şu üçü çok önemli. Hatara bi ile kullanılıyor. İyi tehlike atmak. Örnek. Erraculu hatara bi hayatihi. Adam hayatını tehlikeye attı. Li inkazi. Kurtarmak için kelbin, bir köpeği, fil fayadan, seldeki bir köpeği kurtarmak için adam hayatını tehlikeye attı. Evet, bunu hatarla ilişkilendirebilirsiniz. Bakın, hatar tehlike demek. Hatara fiil olursa bi ile tehlikeye atmak demek. Dolayısıyla bunu da parçada göreceğiz. Evsara yusra İsa, daha önce bunun üzerinde durmuştuk. Vasaleden birçok kelime karşımıza geliyor. Vasale ulaştı. Evsale ulaştırdı. Tavassale ile ulaşmak. Tavassul ma'a iletişim halinde kalmak. İttisal iletişim. İttasale bi aramak gibi işte hemzeyi vasıl. Vasıl hemzesi vesaire. Vasaleden nedir? Karşımıza birçok kelime geliyor. Dahhabi. Evet, daha bi udhiye. Kurbandan hatırlayabilirsiniz. Daha iyi feda etmek demişiz. Yine örnek cümleye bakacak olursak, o kendini sevgilisi için feda etti. Evet. Kurban etti, feda etti şeklinde düşünebiliriz. Bir de burada iki fiil birden geliyor arkadaşlar. Hülya sormuştun.
Normalde beke ağlamak ceale ile kullanılırsa ettirgen oluyor. Ağlatmak. Dahike güldü. Ceale dahike güldürdü şeklinde parçada görmüş olacağız. Ve şimdi parçamıza gidecek olursak önce bir dinleyelim. İstemi' ve kıra. يعاني الصحفيون من مشاكل كثيرة ويتعرضون لكثير من الأخطار كالقتل والسجن والتعذيب وكل هذه المخاطر لن توقفهم عن البحث وراء كل خبر جديد ففي حرب العراق عام 2003 للميلاد قتل أكثر من 15 صحفياً ومراسلاً كل واحد منهم أتى لينقل مباشرة الأحداث التي تقع في العراق وينشرها في الصحيفة أو القناة التي يعمل فيها دون أن يفكر في المشاكل التي قد تواجهه وفي الأحداث اليومية التي تقع في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والشعب الفلسطيني نسمع كثيراً عن إصابة صحفي أو جرح مصور أو سجن مراسل هذا حالهم في كل مكان فهم يخاطرون بأنفسهم كي يحصلوا على الحقيقة ويوصلوها بسرعة إلى المستمعين أو المشاهدين أو القارئين في الوقت نفسه نتساءل ونقول ما الذي يجعل هؤلاء الناس يضحون بكل ذلك؟ هل هو النجاح فقط؟ أو حب المعرفة أو هو المال والشهرة ربما يكون كل ذلك. Evet arkadaşlar, tabii burada gazetecilikten bahsediyor ama biraz gazeteciliğin zor yönlerine dair olacak konumuz. Bakalım neyden bahsediliyor? Hep beraber görelim. Evet, yuani as-sahafiyun min meşakile kethira. Evet, demin söyledik. Ana, yu'ani, mu'ana. Bir şeyden sıkıntı çekmek. Kim sıkıntı çekiyor? As-sahafiyyun. Gazeteciler. Tabii burada hatırlayalım. Cem'i müzekker salim vavu var. Çoğul kullanılmış. Gazeteciler. Sıkıntı çekmekte. Neyden? Min, meşakil, müşkile. Çoğulu, sorunlar. Kesira, birçok. Yani birçok sorundan gazeteciler nedir? Muzdariptir. Zorluk yaşamaktadırlar. Sıkıntı çekmektedirler. Artık karşı tarafa en güzel nasıl ifade ederseniz o şekilde söyleyebilirsiniz. Tabii vav gelmiş. Atıf harfimiz. Bağlantı devam ediyor. Sıkıntı çektikleri gibi ne oluyor? Te'arrada li. Demin söyledim arkadaşlar. Te'arrada li. Güzel bir kelime. Li maruz kalmak. Aslı bunun arzdan geliyor. Sunmak, arz etmek. Tabi burada Türkçemize ne olarak geçmiş? Maruz kalmak. Evet, gazeteciler ne oluyor arkadaşlar? Yete'arradun. Maruz kalıyorlar. Li neye? Birçok. Neye arkadaşlar? Hatar, ahtar. Yani tehlikelere. Gazeteciler birçok tehlikeye maruz kalmaktadırlar. Ne gibi? Kel katli. Evet. Yani öldürülme. Veyahut da öldürme. Gazeteciler adam öldürmediğine göre. Arkadaşlar mastar olan kelimeler ikisi de olabilir. Öldürme de diyebilir. Öldürülme de diyebilir. Bunu mantık kullanıyorum. Gidip burada gazetecinin adam öldürmesinden bahsedecek hali yok. O zaman ne anlayacağız burada? Öldürülme tehlikesi ve secni, yine aynı mantık, birini hapsedecek hali yok. Dolayısıyla edilgen düşüneceğiz. Mastarlar etken ve edilgen anlam taşıyabilir. Dolayısıyla burada diyeceğim ki hapsedilme ve ta'zib, işkence edilme, işkence görme gibi birçok tehlikeye maruz kalır. Tabii noktayı buraya koyduğuna göre tüm cümleyi çevirmek istersem gazeteciler birçok sıkıntı yaşamakta ve öldürülme, hapsolma,
işkence görme gibi birçok tehlikelere maruz kalmaktadırlar şeklinde ne yapabilirim? Açıklayabilirim. Evet, nasıl arkadaşlar? 2 haftadan sonra adapte oldunuz mu yoksa şok mu geçiriyorsunuz şu an? Arapça neydi? Her şeyi unuttum mu diyorsunuz? Yo hocam, adapteyim yani, ben kendi adımı para vermediğim için. İyi, maşallah. Alperen, sen ne diyorsun? İyi hocam, şimdilik şöyle güzel. Performanstan kayıp yok yani. İnşallah hocam, daha önümüzde uzun zaman var ya. Daha bir sürü konu gelecek. Biraz böyle tereddütlü gördüm seni. Tabii hocam, tereddüt değil de ne derler ona? Pek güvenmemek lazım hocam. Evet. Hakan, sen ne diyorsun? Adapte oldun mu derse? Hakan Köken, duyuyor musun bizi? Evet, neyse, devam edelim. Ve kullu hazihi'l mahatir len tuqifahum anil bahthi vera'a kulli haberin cedid. Evet, burada yeni ünitemizde geçecek bir dil bilgisi konusu var. İrab konusu. Bunu göreceğiz ama biz anlama bakıyoruz. Kullu hazihi'l mahatir. Burada bir bütünlük var. Mahatır arkadaşlar, hemen alaka kuyruyoruz. Eş anlamlısı burada. Ahtar, tehlikeler. Mahatır ve tehlikeler kitabımız alternatifleri sunuyor. Demeyin bu ne, bu ne, arada fark var mı? Aynı. Tüm bu tehlikeler. Len mecek macak arkadaşlar. Muzarifinin önüne gelir. Onu olumsuz gelecek yapar. Bunu da demin söylemiştik. Av kafa yukifu, durdurmak. Yani alıkoymak. Alıkoymaz. Hüm kimi? Onları, yani gazetecileri. Yani tüm bu tehlikeler onları alıkoymaz. Neyden? Bahs. Araştırmaktan. Dolayısıyla burada an denden anlamına geliyor. Yani vera'e kullu haberin cedid. Her yeni haberin vera'e arkası. Yani her yeni haberin arkasını araştırmaktan onları alıkoymaz. Yani sen onu öldürsen de, hapse atsan da, işkence etsen de, tüm bu tehlikeler o gazetecileri her bir yeni haberin arkasını, arka planını araştırmaktan ne yapmaz? Alıkoymaz. فَفِي الْحَرْبِ الْعِرَاقِ عَمْ 2003 للميلاد قتل أكثر من 15 صحفيا ومراسلا. Evet, tarihlerden 2003'te hayatta olmayan var mı aranızda? Hepiniz 2003'ü görmüşsünüzdür değil mi? Kaç? 2021. 2003 doğumlu olan var mı? Evet. 2003 yılında Irak Savaşı'nda, ileride Irak Savaşı'yla ilgili detaylı bir konu gelecek. O zaman Saddam Hüseyin diye bir lider, yönetici vardı. Sıkıntılı süreçler yaşandı. Tabii o savaşla ilgili gazetecilik boyutuna bakıyor. Kutile, öldürüldü. Arkadaşlar ileride göreceğiz. Edilgen fiil. Katele, öldürdü. Ama aynı fiili kutile yaparsak, yani ilk harfi damme, sondan bir öncekini esre yaparsak, öldürüldü. Yani yapan kim? Belli değil. Kim vurduya gitti? 2003 yılında Irak Savaşı'nda öldürüldü. Ekser, daha fazlası, min 15 sahafiyen ve murasilen, yani 15 gazeteci ve muhabirden daha fazla kişi öldürüldü. Normalde gazetecilerin dokunulmazlığı var. İşi o. Dolayısıyla onlara dikkat edilmesi gerekirken savaş mavaş dinlememişler. Kullu vahidin minhum ete liyenkule mübaşereten el ehdâse alleti teka'u fil Irak.
Evet, onlardan her biri. Yani onlardan kasıt ne? Bu 15. Bu 15 kişinin her biri ete geldi. Liyenkule, nekaleyenkulu, taşımak için, aktarmak için, mübaşaraten, canlı, doğrudan. Yani olay oluyor 10 gün sonra değil. Olay olur olmaz. Olayı aktarmak için neyi? El-ahdas. Hadesun ahdas, olaylar. Hangi olaylar? Elleti. İsmi mevsulümüz sıfat olarak geliyor. Buradaki cümleyi sıfat olarak ahdase vereceğim. Vaka vuku bulan. Irak. Yani Irak'ta gerçekleşen olayları doğrudan canlı bir şekilde aktarmak için onlar nereye gelmişti? Irak Savaşı'na gelmişti. Ve V girmiş araya, devam ediyor sebep. Yani burada li dedi. Yani burada li varmış gibi düşünüyoruz. Çünkü vavla bu fiille bu fiili birbirine bağlamış. He neşara yayınlamak. Yani bu ulaştığı olayları görüyor, kaydediyor. Yani bu yeterli mi? Hayır. Ne yapması lazım? Onu yayınlaması gerekiyor. Nerede? Gazetesinde veyahut da kanalında. Hangi kanal? Elleti ya'melu fiha. Çalıştığı kanalda. Dolayısıyla toplayacak olursam bu 15 gazetecinin her biri Irak'ta gerçekleşen olayları canlı bir şekilde aktarmak ve onları çalıştığı kanal veyahut da gazetede yayınlamak için ne yaptılar? Oraya geldiler. Dûnen yufekkira, düşünmeden, fil meşakil, sorunları, elleti kat tuvâcihuhu, vâcehe yuvâcihuhu, karşılaşmak, yani karşılaşacağı, bakın elleti ismi mevsul, sıfat olarak bağlıyorum buraya, karşılaşacağı sorunları düşünmeden, dûnen, meden, madan, meksizin, maksızın anlamında kullanıyoruz. Tüm bu cümleyi toplayacak olursam onlardan her biri, yani bu 15 gazetecinin her biri Irak'ta gerçekleşen olayları doğrudan aktarmak ve tüm bu gazetecinin her biri karşılaşacağı sorunları düşünmeden Irak'ta gerçekleşen olayları doğrudan aktarmak ve çalıştığı kanal veyahut da gazetede onları yayınlamak için oraya geldi. Bakın Türkçe mantığına göre fiil sonda bulunur. Etayete sonda çeviriye veriyorum. Buna dikkat edebiliriz. Tabi çeviride atıflara dikkat edelim. Çevirirken atıflar önemli. Bir de böyle yan cümlecik oluşturan tabirler var. Bunları da nereye koyacağımızı bilirsek güzel çeviri yapabiliriz. Devam edecek olursam ve fil ahdâsil yevmiye elleti tekû fî Filistin. Yani yine elleti var arkadaşlar. Genellikle sıfat olarak gelir dedim. Şuradaki cümleyi buraya sıfat vereceğim. Burası ne demek? Günlük olaylar. Hangi günlük olaylar? Filistin'de gerçekleşen günlük olaylarda. Tabii şunu hatırlayalım. Daha önce vakayı biz konum olarak kullandık. İşte Medine-i Tedmur tekavu fi Suriye. Suriye'de bulunur dedik. Ama buradaki anlamı vaka gerçekleşmek. Yani Filistin'de gerçekleşen günlük olaylarda. Beyne. Şurada beyne var arkadaşlar. Beyneyi açıkladık daha önce. İki şey arasında. Dolayısıyla birincisi İsrail ordusu, ikincisi Filistin halkı. Filistin halkı ve İsrail ordusu arasında Filistin'de gerçekleşen günlük olaylarda nesme'u, duyarız, işitiriz. Kethiran, birçok. Ne duyarız? İsabetu sahafiyin. Yani bir gazetecinin yaralanmasını, vurulmasını. Cerh-i musavvir. Musavvir kameraman dedik. Bir kameramanın yaralanmasını, ev veyahut da secni murasil veyahut da bir muhabirin hapsolmasını. Toparlayacak olursam Filistin halkı
ve İsrail ordusu arasında Filistin'de gerçekleşen günlük olaylarda bir gazetecinin vurulması, bir kameramanın yaralanması veya bir muhabirin hapsolmasına dair çok şeyler ne yaparız? İşitiriz diyor. Hâzâ hâlun fî küllü mekân. Bu onların her yerde yaşantısıdır, durumudur şeklinde söylüyor. Ve şu an bir dakikadan az süremiz kaldı. Bir ara veriyoruz. 39 geçiyor arkadaşlar. 50 geçe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Fasının kasir ilal lika eyyuhel müşahidin ve eyyuhel müstemi'in ve eyyuhel kari'un ilal lika fi emanillah. Evet arkadaşlar, hemen konumuza geçecek olursak kaldığımız yerden konu ortada kalmasın. Evet, şu nokta şurada kalmıştık tam olarak. Fehum yuhatirune bi enfusihim key yahsulu alal hakika ve yusiluha bi sur'atin ilal müstemi'in evil müşahidin evil kari'in diye bir cümle. Güzel bir cümle. Burada hatara bi kullanımı önemli. Hasale ala daha önce geçti. Yine evsara yusri kelimesi burada. Bunları da nazar alarak bunu çevirmemiz lazım. Fehüm. Onlar. Yani buradaki fe sebep olarak yorumlayabiliriz. Bu yüzden onlar. Yuhatirune bi enfüsihim. Demin dedim arkadaşlar. Hatara bi. Yani burada ahtar. Tehlikeler. Mahatır yine tehlikeler. Bu bununla eş anlamlı olduğu gibi bu da bunun fiili arkadaşlar. Tehlikeye atmak. Tehlikeye atmak. Bi ile kullanılıyor. Onlar yani o gazeteciler tehlikeye atıyor. Neyi? Yani insanları mı? Hayvanları mı? Evleri mi? Hayır. Bi enfüsihim. Kendilerini tehlikeye atıyor. Key. Arkadaşlar yine bugün yani bu ünitede göreceğimiz konulardan bir tanesi len gibi key de arkadaşlar nasb edatları olarak karşımıza gelecek. Dolayısıyla parçada burada lamı görüyorum. Nasb edatları dağınık bir şekilde verilmiş durumda. Key'in anlamı ise için demek. Yani onlar kendini feda ediyor. Ne için? Hasale ala elde etmek için. Hakika doğruyu yani doğruya ulaşmak için, doğruyu elde etmek için onlar kendilerini feda ediyor. Ve yusilu ha. Evsale yusilu. Ha burada doğruya gidiyor. Onlar o doğruyu yani doğru haberi ulaştırıyorlar. Bir süratin hızlı bir şekilde kime? İlel müstemi'in. Müstemi semiyadan dinleyicilere yani radyo dinliyorsa dinleyicilere. Müşahidin televizyon izliyorsa izleyicilere, gazete, dergi vesaireden takip ediyorsa da okuyuculara bunu bu haberleri iletiyorlar. Yani onlar kendilerini doğruya ulaşmak ve onları onu hızlı bir şekilde dinleyicilere, izleyicilere ve okuyuculara ulaştırmak için kendilerini tehlikeye atıyorlar. Son paragrafta ise vurucu yani sonuç bölümüne geliyoruz. Sonuç bölümünde ise fil vakti nefsihi netesael aynı zamanda aynı vakitte yani bu olaylar yaşanırken şu an biz bu süre içerisinde ne yapıyoruz? Netesael sualden geliyor arkadaşlar dikkat edin. Soruyoruz birbirimize soruyoruz şu soruya cevap arıyoruz. Ve nekul ve diyoruz ki mellezî yec'alü hâulâ'in nâs yudahûne bi kulli zâlik. Evet arkadaşlar ce'ale tek başına kıldı
yarattı anlamlar olduğu gibi bazen ceale cümle içinde kendisinden sonra gelen fiille bağlantılı olabilir. Bunu cümle içinde anlayacağız. Yani ceale'den sonra bir fiil gördüyseniz demek ki o iki fiil arasında bir bağ var. Buradaki yapıyı ettirgen hale sokuyor. Yani görmeyi gördürmek, gülmeyi güldürmek, konuşmayı konuşturmak şeklinde yapıyor. O zaman bakalım daha feda etmek. Ceale olduğuna göre burada feda ettirmek. Feda etmek değil, ceale ile birlikte feda ettirmek. O zaman cümleyi toplayacak olursam he üle innes, o insanlar, o insanları feda ettiren, ellezi ma soledatı feda ettiren şey nedir? Bi külli zalik, tüm bunları, daha feda etmek neyi? Bi külli zalik, tüm bunları, yani canını, malını, hayatını gazetecilere feda ettiren şey nedir diye soruyor. Evet, yani insan yani hayatını vesairesini feda niye eder? Bir gazeteciyi anlamaya çalışıyor, soruyor. Şimdi cevap veriyor. Tabii tam cevabı bulamamış. Hel huven necahu fakat ev hubbul ma'rife ev huvel mal ve şuhre. Evet, burada bir, iki, üç, dört noktada cevap aramış. Diyor ki hel hüve, acaba o fakat sadece başarı için mi? Ya gittim savaş bölgesine girdim, en güzel haber çektim. Tabii bakarsanız arkadaşlar, böyle ciddi haber getiren kişiler bir anda yıldızı parlıyor. Kimisi şunu düşünüyor, ya ben öyle bir haber getireyim ki benim adım konuşulsun, yükseleyim. Dolayısıyla kimisi başarı için yapıyor. Ama soruyor, sadece başarı için bu fedakarlık olur mu? Veya hubbul ma'rife, yani bilgiye ulaşma sevgisi. Yani adam meraklı. Yani bu bilgiye ulaşmak istiyor. Acaba bundan dolayı mı? Veyahut da mal, para. Yani o habere ulaştığında ne elde edecek? Para. Hatta günümüzde bireysel olarak güzel görüntüler çekenler medyayı arıyor. Bende şöyle görüntü var diyor. Kaça alırsın diyor. Yani dolayısıyla gazeteciler de iyi haberle iyi bir miktar kazanmak istiyor. Ve şuhre, tanınmışlık, tanınmak istiyor. Yani o savaş bölgesinde o tehlikeyi atlattığında, geçirdiğinde insanlar merak ediyor. Bu cesur kim? Yani bunlardan hangisi? En son asıl vurucu cümleyi söylüyor. Rubbeme yekûnü küllü zâlik. Belki de yekûnü olur, küllü zâlik. Belki de bir gazeteci hem başarılı olmak istiyor, hem bilgiye ulaşmak istiyor, hem cebini doldurmak istiyor, hem de tanınmak istiyor. Dördüne de sahip olmak isteyebilir. Dördü de onu, o tehlikeyi göz önüne aldırabilir. Evet, parçamız böyle arkadaşlar. Parçayla ilgili sorusu olan var mı? Hayır hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten kendi adıma söyleyeyim. Daha iyi anlayabildim yani. Çünkü evet, daha öncesinde evet hocam. Daha öncesinde bazı hocaların YouTube'da derslerini gördüm de hani bu 5. üniteyle ilgili çok kafamı karıştırdı gerçekten. Yani böyle moda mod gidiyorlar. Ve evet, çok hani Türkçe çevirdiğimiz zaman hiçbir şey anlamadım yani, açık söyleyeyim. Şu an çok açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Evet, dün sormuştun. Bugün de evet, cevabı anlaşılır şekilde verdik diyorsun. Evet. İyi. Yani öyle bir farkı da gözlemlediysen sevindim. Belki de onların... Hocam çok net yani. Bunu görmemek herhalde şey olur yani. Şey demeyeyim de. Eyvallah. Çok net. Sağ olasın. Biz de işte her zaman şunu söylüyorum. Sizi kendi seviyeme çıkarmak değil, kendimi sizin seviyenize indirmeye çalışıyorum. Yani ben öğrenci olsaydım nerede takılırdım, neyi nasıl anlamazdım, anlardım. O şekilde düşündüğüm için çoğu zaman kafanızdakilere cevap bulabiliyoruz. Elhamdülillah. Tabii YouTube üzerinde olan kanalların çoğu maddi çıkarla gözetildiği için
ne denir? Hemen çeviriyor, geçiyor. Zaman, yani emek vesaire. Yani hepsini demeyeyim de bir kısmı. Dolayısıyla çok sizi anlamaya yönelik olmayabilir. O noktada da inşallah fayda bulmanıza sevindim. Evet, şimdi vakti iyi kullanmak adına soruları geçeceğim. Neyi sormuş? Gazetecilerin çektiği sıkıntılar, tehlikeleri sormuş. Onlara bakarsınız. Irak'a gazeteciler neden geldi? Neden gazeteciler kendini tehlikeye atıyor? Gazetecilik mesleği hakkında ne düşünürsün gibi sorular. Bunlar da arkadaşlar boşluk doldurma, parçadan rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Çalıştıktan sonra cevabını videoya bakarak bu şekilde de cevaplarına bakabilirsiniz. Son olarak da şurada K edatını açıklayıcı bir alıştırma var. Bakalım bu ney? Örnek cümlemiz burası. Yuhatiru sahafiyyun bi enfusihim. Hatara tehlike atmak dedik. Bi ile kullanılıyor. Burada neyi tehlike atmış? Kendisini. Kimler atıyor? Gazeteciler. Gazeteciler kendilerini tehlike atar. Ama ne için? İşte sebep bildirmek için burada ke'yi kullanıyoruz. İçin yahsulü, hasara yahsulü. Bu derste göreceğiz arkadaşlar. Bunlar bir edattır ve muzari fiille kullanılırlar. Dolayısıyla kendisinden sonra ne emir fiil ne de mazi fiil gelir. Muzari fiil gelir. Burada da elde etmek için. Tabi hasale ala ile kullanılır. Neyi elde etmek için? Gerçeği. Gerçeği elde etmek için gazeteciler kendilerini tehlikeye atarlar demiş. Şimdi aynı mantıkla biz yapacağız. Biri ben yapayım mesela. Yukatilü cunut bi şeca'a. Askerler kahramanca, cesaretlice savaşırlar. Ne için? Mesela ne derim? Key yudafi'u an vatanihim. Vatanlarını savunmak için diyebilirim. Mesela kitabımız ne demiş? Key yantasiru, zafer kazanmak için. Evet, buna göre iki. Yedursutturler biciddin. Öğrenciler samimiyette çalışıyorlar derken ne için diyelim? Başarı için olur hocam. Evet, Arapça kuralım. Yani Türkçesini demeye ne var? Türkçe öğretmiyorsun. Yedrusu tullabu. Evet. Bicittu. Başarı. Evet, başarmak. Yani neceha. Daha neceha yapacaksın. Tamam. Şimdi aklıma geldi. Keyyen cehu fil imtihan. Evet, çok güzel. Olabilir. Burada da benzerini demiş. Evet, es-salis yuğannil mutribul eganiyel cemile. Evet, şarkıcı güzel şarkılar söylüyor. Ne için? Mesela dinleyiciler keyif alsın diye. Evet, ne yapacağız? İçin zaten key. Keyif almak neydi arkadaşlar? İstemte'a. Muzaharisini getiriyorum. Yestemte'u. Kim keyif alacak? El müstemi'in. Dinleyiciler. Bakalım kitabımız ne yapmış? Keyyutribel cumhur. Farklı kelimelerle aynı şey yapmış. Cumhur, izleyiciler. Yutribe, eğlenmesi için. Farklı fiiller kullanmış. 4. Yasrikus sarikum nel masrif. Hırsız. Bankadan çalıyor. Ne için? Şey olabilir mi? Para kazanmak için. Evet, diyelim. Tamam. Kazanmak. Yani kazanmak diyemeyiz ona. Para edinmek. Ya da ihtiyacı yani olduğu için. Hasale alayı kullanabilirsin. Yani yapan yoksa yapmaya çalışayım. Yesriku sariqu min al masrifi kay yahsulu kazanmak için. Alen nukut, para ve hatta şey diyebiliriz, zengin olmak için. Kay yusbiha ganiyen,
Yani zengin olmak için. Burada ne demiş? Keyehtacu olur mu hocam? Uyuşturucu. Uyuşturucu almak için. Evet, 5. Telbesül fetahatü kubbaten cemile. Genç kız güzel bir şapka giyiyor demiş. Sümeyye, bunu da sen yap. Güzel görünmek için. Evet, Arapça. Telbesu fetatu kubbaten cemileten key cemilun yebdeu. Evet, beda yebdu görünmek. Key'den sonra fiil gelecek, ayırmayacağız onu. Key tebdu ve cemileten. Key tebdu ve enikaten diyebiliriz. Bu ne demiş? Şık görünmek için. Ey yaraha istikavuha. Arkadaşları onu görsün diye demiş. Evet, burada metinle ilgili bir alıştırma var mı? Yok. Yalnız biz metinle ilgili bir videomuz var. Bir ona bakacağız. Evet, Dümtüm Salim'in diye bir çizgi film. Ha, şunu da unuttum arkadaşlar. Şurada da gazeteciliği daha uzun detaylı anlatan El Cezira kaynaklı bir video var. Uzun, izleyebilirsiniz kulak alışkanlığı için. Bizi ilgilendiren kısım burası. Bakalım burada ne oluyor? Gönderdim bunları. Evet. Tabii ses buradan az geliyor. Şunu şeyle açayım. Evet, televizyonun ekran sunduğu her şeyin, evet, Talal ve Uht, yani kız kardeşinin dikkatini çekmiyordu yani her şeyi orada gösteren. Bakın, sıkılmış haldeler. Bunu... Evet, müşahidinel kiram, sevgili izleyiciler. İşte iki kızın, iki çocuğun adı. Evet, bu ilan, yani bu reklam sizin için. Duyuru. Evet, Sahafiyyü Sagir diye bir dernek varmış. Müsabaka, bir yarış yapıyor. Evet, amacı da şu. Çevre temizliği. Çevre temizliğini korumaya dair bir yarışma. Evet, tafasil. Nerede arkadaşlar? Günlük gazetelerde detaya bakabilirsiniz diyor. Tüm Salim'in. Sağlıcakla kalın. Ercuk, rica ediyorum. Ettafasil. Detayları bize söyle. Evet, uzran, özür dilerim. Bu benim, bu kadar söyleyebiliyorum. Evet, tabii söylemiyor, gidiyor. Evet, lem yantazira lahzeten vahide. Bir an beklemediler. Evet, bu gazetecilik yarışması için. Evet, tabi babalarında gazete var. Gazetede haberi babalarından ibhas, araştırmasını istiyorlar. Evet, ihdeyi, sakin ol. La tuz'ici. Babayı rahatsız etme. Evet, onu önemseme diyor baba. Evet, ra'eytel i'lam. Duyuruyu gördün mü? İşte burada. Evet, ve ödül varmış, caize. Evet, yani çöpleri yerine atma ile ilgili bir makale yazılacakmış, yazı yazılacakmış. Bununla ilgili de güzel bir hediye var. Ne var başka? Evet, yani bu makaleyi destekleyeceğiz. Deliller konacağız. Ve resimler vesaire olacak. Ya selam. Ne acayip. O zaman gaden, yani yarın başlayalım. Fatma. Evet, eşrakatü şems. Güneş doğar doğmaz. Evet, yani müsabaka düzenlenecek, yarışmaya
bilgi toplamak için ne yapıyorlar? Yola çıkıyorlar. Bu arada sesi açtık mı arkadaşlar? Söylemiyorsunuz ses gelmiyor diye. Şimdi açtım bak. Evet, bahathna kesiren, çok aradık. Velem necid şeyen, bir şey bulamadık. Evet, ramyul kumame. Yani çöpü uygun olmayan yere atmaya dair. Esbir kalilen. Esbir kalilen. Az sabret. Labudda anna tavassale li şey. Evet, tavasal, bir şeye ulaşacağız. Ma hazel istihdar. Evet, bu ne, bu hazırlık? Dünnes yermunel kumamete emame menazilihim. Emame menazilihim, yani evlerin önüne mi atıyorlar çöpleri insanlar? Hailetan ve tetehavvelul medine ila haviyeti kumama. Evet, orada not alıyor gördüğü manzara ile ilgili. Rafakatke selame ya ahi. Hel tehtacu ile musa'ada? Ekhbirni arjuk. Evet, yardıma ihtiyacın var mı? Tehcel. Utanma, la tehcel. Barakallahu fike ya ahi. Entaziru seyyarete ucra li tehcel. Evet, taksi bekliyorum. Evet, emtiati, yani yüklerimi taşısın diye. Evet, bu kutuları çöp sanıyor. Ama meğerse adamın eşyalarıymış. Bu yüzden üzülüyor şimdi çocuk. Haber çöpe gidiyor. Meğer yük çantalarıymış. Evet, bu çalışmadan, bu kağıttan bir fayda yok. Çöpü yere atıyor. Kardeşi de çekiyor onu. لم تنفع هذه المحاولة. Evet, bunun bir faydası olmadı bu ilk girişimin. فبدأت رحلة البحث من جديد. Evet, tekrar araştırmaya koyuluyorlar. هي وجدتها يا فاطمة. İşte bulduk bu sefer. بعض الإخوة المستهترين يرمون أكياسا وأكواما من القمامة خلف سور الحديقة. Evet, kimi gençler duvarın arkasına çöplerini atıyorlar. Şu an gördüğünüz manzara o. Onu yazıyor. كأنه لا يوجد من ينتقد تصرفاتهم. Sanki intikade, kimse onların yaptığı bu davranışı eleştirmiyor gibi. انظر القمامة تتحرك. Aa, تتحرك, hareket ediyor. يا لطيف ما هذا. Bu ne? سيارة نقل القمامة. Evet, çöp arabası, naklül kumame. Feşiltü merraten okra. Feşiltü, tekrar başarısız oldum. Tabi çöpe attı kağıdı. Çöpe atmadı, yere attı. Karara Talal ve Fatime el avdete ilel menzil. Evet, eve dönmeye karar verdiler. Ba'den ahfakat hutatu Talal. Ahfaka, yani planları başarısız olunca. Mada nefalu ya ahi? Ne yapıyorsun? Ahdetul kitabeti illem neşit suvere münasiba. Ya resim bulamadık, sen ne diye yazıyorsun? سأكتب موضوعاً مؤثراً أولاً. Evet, önce etkili, müessir bir konu yazacağım. ثم أجمع الصور في وقت لاحق. Evet, daha sonra resimleri artık derlerim. Cem'u suvar. غرفتك مليئة بالقمامة يا طلال. Ama غرفتك, odan meli dolu, kumame çöple dolu. لابد من ترتيبها. Tertip, onları düzenlemen لازم. أنت لا تدرين أهمية ما أقوم به الآن. Sen bilmiyorsun benim şu an yaptığım işin ne kadar önemli olduğunu. قمامة، حمامة، سلامة، فخامة، يمامة، شهامة. يا سلام، وجدتها. Aha, buldum. يا من رميت القمامة. هل رميها شهامة؟ شيء يزيه. ولكن ما الفائدة من ذلك؟ لم أجد صورة مناسبة. Bulamadım ki bir resim uygun. بعد. Ne işe yarayacak? وهكذا مضى النهار. İşte böylece gün geçti. من دون أن يصل بطلنا الصغير إلى شيء. Evet, bir şeye ulaşamadan. يستحق الاهتمام. ومضت عدة أيام على ذلك الإعلان. Evet, bu ilan üzerinden birkaç gün geçti. يبدو أن طلال قد نسي الأمر تمام. Talal durumu unuttu, bu olayı. أما فاطمة. Fatıma ise. أنا صاحبة الجائزة الأولى. Aha, ben diyor birinci ödülü kazandım. Neden? Kama semete ve kama setera. Evet, duyduğun gibi. Göreceğin gibi. Ma ra'yukum? Efrah ya Talal, lakad asbahte meşhuren. Evet, aç diyor gazeteyi. Bak, meşhur oldun Talal. Anzur suratuka tetasaddaru'l ceridete ve ente termi'l kumame. Sen çöpü atarken bundan dolayı gazetelerde ön plandasın. Suratu.
Onun resmi mi var diyor. رمي القمامة في غير أماكنها المخصصة أمر يدركه الجميع فهل أنت واحد منهم ودمتم سالمين Evet, gazetecilikle ilgili arkadaşlar bir video açmış olduk. Bu ünitenin dersi bitti. Konumuz yarım kalmaması adına küçük bir ara verelim. Hem namaz vakti de geldi. 14 geçiyor arkadaşlar. 30 geçe oyunculuk dersinde görüşelim. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam hocam.